Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Photoshop'ta damlama efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle 1200'e 1200 olarak ben ayarladım. Siz dilerseniz istediğiniz ölçüde kendi belgenizi oluşturabilirsiniz. Bunu daha sonra oluştur diyorum. Şimdi sıra geldi yapacağımız fotoğrafı aktarmaya. Buraya aktardım. Daha sonra bunu güzel bir şekilde konumlandırıyorum. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet, bu iyidir. Şimdi buraları dikkatli izleyin arkadaşlar. Bu aracıma geliyorum, gördüğünüz gibi hızlı seçim aracıma. Kısa yol tuşu olarak da W'ya basabilirsiniz. Bunu güzelce seçiyorum. Buraları hızlandıracağım. Siz daha detaylı çalışırsanız iyi sonuçlar, daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şöyle başlayalım. Bu arada aşağıya mesela gitmek için buradan sürüklemek istemiyorsanız Space tuşuna basarak inebilirsiniz aşağıya doğru. Şöyle devam edelim. Ben size kaba taslak nasıl yapıldığını anlatacağım. Siz daha detaylı çalışırsanız güzel sonuçlar elde edersiniz. Şöyle alt tuşuna basarak da yakınlaşıyorum. Evet. Şimdilik idare eder. Evet. Sağ tıklıyorum. Kopyalamayla katman diyerek aracım buraya buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Bunu daha sonra bununla işimiz kalmadığı için tıklayıp delete tuşuna basıp siliyorum. İki tane efektimiz var. Bunları sürükleyip Photoshop'un içine atıyorum. Şöyle bir, şöyle iki onayladım. İlk önce şu üsttekini yapacağım. O yüzden bu alttakini kapatıyorum. Bu katmanı tutup en aşağıya atıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkasına geldi. Güzel bir şekilde konumlandıracağım şimdi. Ctrl ile T yapıyorum. Birazcık küçültüyorum şu şekilde. Evet. Daha sonra buradan onayladım. Daha sonra arka planı güzel bir renk vermek için tıklıyorum. Buradan kilidimi açtım. Buradan boya aracımı seçtim. Buradan bir kere tıkladım. Gördüğünüz gibi buradaki rengi buraya aktardı. Eğer beğenmezsem buraya bir defa tıklıyorum. Buradan istediğim rengi seçip buna tamam deyip tekrardan buraya tıklıyorum. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra beğenmesek tekrardan değiştiririz. Şimdi buradaki efektimi aktif ettim. Gördüğünüz gibi buraya bir defa tıkladım. Buradan aracımı seçtim. Şu gördüğünüz takdirde. Şimdi bunu güzel bir şekilde konumlandırmam lazım. Nereye uygulayacaksam. Şöyle geldim. Tam buraya. Ctrl ile T yaptım. Birazcık küçülttüm. Şöyle. Eğer böyle tam göremiyorsanız arkadaşlar şu opaklığı birazcık düşürtün. Evet. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle birazcık daha küçülttük mü? Evet. Böyle iyi. Bunu daha sonra onaylıyorum. Şimdi geldik can alıcı noktaya. Buraya çok dikkatli izleyin. Buraya geldim. Ctrl'ye basılı tutarak bir defa tıkladım. Gördüğünüz gibi buradaki resmi seçti. Fotoğrafı seçti. Daha sonra bunu kapatıyorum. Buradan silgi aracıma geliyorum. Basılı tutarak şuradan silgi aracımı seçtim. Şimdi gördüğünüz takdirde işlemi onaylamıyor. O yüzden bu fotoğrafa bir defa tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz takdirde aktifleşti. Burayı güzel bir şekilde siliyorum. Sildim. Daha sonra bunu geliyorum. Buradan delete tuşuna basıyorum. Silmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü burayı biz silmedik. Yani buradaki seçili alanı silmedik. Ctrl D yapıyorum. Buna bir defa tıkladım zaten şöyle. Bunu bir defa sildim. Gördüğünüz takdirde buradan da aracımı seçtim. Güzel bir görüntü oluştu. Daha sonra dikkatli izlemeye devam edin. Şimdi bunların ikisini Ctrl'e basılı tutarak birleştirdim. Ctrl'e T yaptım. Bunları güzel bir ayar vermem lazım. Tam bir şekilde. Şöyle. Evet. Bunu onaylıyorum. Şimdi buraya bir defa tıklıyorum. Hatta şuraya bir defa tıklayayım. Bir tane katman oluşturdum. Gördüğünüz gibi buraya bir tane katman geldi. Buradan fırça aracımı aldım. Buradan yumuşak bir fırça seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya geldim. Bunun boyutunu alt tuşuna basarak sağ klikle ayarlayabilirsiniz. Tam böyle fotoğrafınıza boyutuna yakın bir şekilde ayarlayın boyutunu. Bu hatta
Şu iyi. Buradan rengini seçmem lazım benim şimdi. Sarı olabilir. Deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakacağım nasıl duruyor diye. Mesela sarı kötü durdu. CTRL Z ile geri alıyorum. Bu sefer de kırmızı seçeceğim. Hatta turuncuya yakın bir şey seçeceğim. Hafif güzel oldu. Şimdi arkadaki siyah gölgemizi onun rengini değiştireceğiz. Buna geldim gördüğünüz gibi bu katmanın. Hatta şöyle göstereyim size. Buna geldim bir defa tıkladım. Buradan FX'e geldim. Renk kaplama dedim. Gördüğünüz gibi rengimiz değişti. İstersen ben buraya gelirim. Buradan istediğim rengi güzel bir şekilde ayarlarım. Şöyle hoşuma giden bir rengi seçeceğim şimdi. Evet, buna tamam dedim. Buna da tamam dedim. Şimdilik güzel oldu. Ama ben arkadaki katmanımın rengini beğenmedim. O yüzden buradan geliyorum arkadaşlar, rengimi değiştireceğim. Şuradan. Hafif böyle biraz daha sarı tonlarına yaklaşık ya da böyle şu tonlarda olabilir. Evet. Katmanımın üstüne tıklayayım. Eğer istiyorsam mesela ben bunu beğenmedim gördüğünüz gibi. Bunu silerim tekrardan. Bir tane daha katman eklerim. İstediğim rengi tekrardan ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi. Beğenmedim değil mi bu rengi? CTRL Z ile geri alıyorum. Tekrardan buraya tıklıyorum. Buradan pembeyi seçiyorum. Biraz da mor. Evet. Şöyle bir şey oldu. Güzel oldu hatta. Tekrardan buraya geliyorum. Tıklıyorum buna. Eğer bu kenarda köşedeki şeyleri de silmek isterseniz bu işte sıçrama şeylerini buraya bir defa tıklıyorum katmanıma. Buradan silgi aracımı geldim seçtim. Alt tuşuna basılı tuttum büyüttüm silgi aracımı. Gördüğünüz gibi onaylamıyor. Ne yapıyorum biliyor musun? Bir defa tıklıyorum. Bunu onaylıyorum. Daha sonra şuradan siliyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Yaklaşalım biraz. Şöyle küçültelim. Şöyle biraz da şunları da silelim. Şuraya katmanı tıkladım. Şunu da silelim. Şöyle. Şuna tıkladık. Şunu da silelim. Evet. Şöyle bir güzel bir görüntümüz oluştu. Eğer isterseniz parlaklık da ekleyebilirsiniz. Şuradan şuraya tıklayalım. Parlaklık diyelim. Şuradan hafif. Şöyle biraz da kontrastlı oynadık mı? Evet. Daha hoş bir görüntü oldu. İkinci fotoğrafımıza geçelim. Photoshop'un içine attım. Güzel bir şekilde boyutunu ayarlıyorum bunun. Şu boyut iyidir. Onayladım. Daha sonra alt tuşuna basılı tutarak mouse'un orta tuşuyla yaklaşıyorum. Daha sonra V tuşuna basarak bunu güzel bir şekilde seçiyorum. Şöyle hızlıca. Evet. Daha sonra sağ tıkladım. Kopyalamayla katman dedim. Alttakini siliyorum ve katmanım buraya geliyor. Arka planını değiştirmek için şu kilidi açtım. Şuradan boya aracımı seçtim. Bunu daha güzel bir görüntü haline getirmek için şöyle sarı yapalım şimdilik. Eğer beğenmezsek tekrardan değiştiririz. Efektlerimi buradan tekrardan alıyorum. Bunların üstüne attım güzel bir şekilde. Ctrl ile T'ye bastım. Konumunu güzel bir şekilde ayarlıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle hatta bunun da rengini değiştirmek için renk kaplama diyelim. Şöyle ayarladık tamam dedik. CTRL T yaptım tekrardan ayarlayacağım. Bu sefer bunu döndüreceğim biraz şu şekilde. Evet. Efektimi açtım. En üste çektim bıraktım. CTRL T yaptım. Konumunu ayarlamak için boyutunu birazcık küçülttüm. Şöyle. Evet. Tamam dedim. Katmanımın üstüne geldim. CTRL'ye basılı tutarak bir defa tıkladım. Gördüğünüz gibi seçtim. Bunun görünürlüğünü kapattım. Buradan silgi aracımı alıp sonra bu katmana tıklayıp silmeye başladım. Buradan aracımı seçtim. Bu CTRL D yaparak bu katmanı sildim. Sonra buraya tıklayıp delete tuşuna bastım. Arkası çok renkli oldu. O yüzden bunun rengini değiştireceğim. Buraya tıkladım gördüğünüz gibi.
Buradan birazcık rengini şu şekil yaparsak güzel olabilir. Ya da daha farklı bir şey. Şöyle. Evet, daha güzel ve hoş oldu. Şimdi bunun konumunu ayarlamamız lazım. Şu şekilde. Evet, şuradan silgi aracıma geldim, aldım. Birazcık boyutunu büyüttüm. Şu şekilde birazcık silelim şunları. Daha sonra buradan geldim, bir tane katman açtım. Bunu en alta çektim, bıraktım. Bu sefer de bunun rengini güzel bir şekilde ayarlamamız için buradan renk seçeceğiz. Buradan geldik, fırçamızı seçtik. Şöyle boyutunu da ayarladık mı? Yok, kötü oldu. Biraz daha böyle renkli. Evet, bu daha hoş ve güzel oldu. İnternette şu tarz efektler de var arkadaşlar. PNG'ler de var. Bulup ücretsiz bulup kullanabilirsiniz. Şu tarzda. Hatta şunun boyutunu birazcık küçültelim. Şöyle. Tabi bunların birazcık boyutunu falan küçültüp güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Şu şekilde. Birazcık daha küçültme. Evet. Şu tarz. Gördüğünüz gibi hoş bir görüntü oluştu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.